Bollinger bantlarına bakacağız. Aslında Bollinger bantlarının hem nasıl yorumlandığını diğer insanlar tarafından hem de nasıl hesaplandığını göreceğiz. Yani aslında hem bir strateji videosu olabilir hem de trading view kodlama videosu olabilir. Bollinger bantlarını nasıl açacağız? Göstergeler kısmından Bollinger yazıp gömüler içerisinden Bollinger bantlarını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada fiyatın ortasında bir turuncu çizgi var. Üstünde ve altında maviyle boyanmış iki adet çizgi var. Bunlar da fiyatı kanal gibi çevrelemiş. Peki bunlar ne? Bollinger bandını çok kişi kullanıyor. Ne anlama geliyor? Hemen onlara bakalım. Hemen kodlarını açıyorum. Gördüğünüz gibi çok uzun bir kodu yok. Çok fazla hesap kitaptan geçen kodu yok. Kısaca yorumlayacağız, anlayacağız. Zaten study komutumuzu biliyorsunuz. Overlay true yani grafiğin üstünde çalışacak isimleri. Uzunluk değerimiz var. Burada kullanıcının girebildiği yani input değişkeni varsa kullanıcı bu içerideki değeri kendisi giriyor demek. Ve minimal var. En az bir değeri gireceksin ve şu an default olarak da 20 değeri atanmış. Source değişkenimiz var. Yani kaynak. Bu kaynağımız da close kapanış değeri olarak belirtilmiş. Yine bunu kullanıcı değiştirebiliyor çünkü input var ve adı da source olarak kaydedilmiş. Mult diye bir değişken tanımlanmış. Bu değişken yine 2.0 verilmiş. 2.0 girildiyse buraya noktalı sayı olarak değiştirebiliyor kullanıcılar. Minimum değeri 1000'de 1, maksimum değeri de 50 olarak yazdırmış. Basis diye bir değişken var ve bu değişkende kullanıcı hiçbir değişiklik yapamıyor. Bu değişken şunu hesaplıyor. Kaynağın şu kadar uzunluktaki basit hareketli ortalamasını hesaplıyor. Dev diye bir değişkenimiz var. Bu değişken mult değerini STDEV fonksiyonu burada ilk defa görüyoruz. Standart sapma anlamına geliyor. Zaten üstüne geldiğinde görebiliriz. Kaynağın şu kadar uzunluktaki verisinin standart sapması ile mult'u çarpıyor. Mult neydi? 2 diye bir değer. Peki. Burada aslında bizim fiyatımızın standart sapmasının 2 katı diye bir değişken var. Upper diye bir parametre var. Bu da basis artı dev demiş. Basis neydi? Bizim basit hareketli ortalamamız. Dev neydi? Fiyatımızın kapanış değerlerinin 20 uzunluktaki kapanış değerlerinin standart sapmasının 2 katı. Yani bizim basit hareketli ortalamamıza standart sapmamızın 2 katını ekliyor. Lower'da basit hareketli ortalamamızdan standart sapmanın 2 katını çıkartıyor. Yani aslında fiyatın altına ve üstüne yani buradan anlayacağınız kadarıyla üst çizgiye upper, alt çizgiye lower diyoruz. Offset diye bir değişken var. Buna sadece sayı girilebilir diye bir tip atanmış. Minimum değer -500, maksimum değer 500 ve şu anki değeri de 0 olarak atanmış. Offset'i pilot içinde kullanacağız ve ona da değineceğiz. Evet, ilk pilot değişkenimiz geldi. Pilot basis diyor. Basis neydi? Bizim basit hareketli ortalamamız. Pilot basis color FF6D00 yani burada color'ın içerisinde biz kendimiz de HTML renk kodları tanımlayabiliyoruz. Basis neydi? Benim basit hareketli ortalamam. Demek ki ilk pilotumuzun yazıldığı yer benim basit hareketli ortalamamın ekrana bastırılması. Ekrana basmış. Demek ki bu renk değeri de turuncuya tekabül ediyormuş. P1 diye bir değişken var. P1 neymiş? Upper benim üst çizgim. Yine bir renk atamış. Offset değişkeni artık var. Offset değişkeni şu anlama geliyor. Hatta bakalım. Offset kaydırılmış veri pilot içerisinde kullanılabilir diyor. Pilotun içine bakalım ne anlama geliyor.
çizimi verilen çubuk sayısı kadar sağa veya sola kaydırır. Varsayılan değer sıfırdır. Yani burada biz offset'i pozitif veya negatif bir değer yaptırdığımızda sağa veya sola şekilde bizim çizimimizi kaydıracak. Aynı şekilde P2 diye bir değişken var. Bu da pilot olarak tanımlanmış. Ekrana basıyoruz bu değişkeni. Ve yine offset'i sıfır. Şu anki aslında bunu da göreceğiz biz. Rengimiz aynı. İsmi de lower, bizim alt çizgimiz hesaplamasında burada bahsettik. Bir de yeni değişken olarak fill'i görüyoruz. Fill ne işe yarıyor? Diyor ki iki veri serisi çizimi veya yatay çizgi arasındaki arka planı verilen renkle doldurur. Ve kullanımı bu şekildedir. Fill fonksiyonu çağır. İçine iki tane çizgi yaz. Rengi ver. İşte diğer değişkenleri de ata. Burada da okuyabilirsiniz. Fill demiş P1, yani benim üst çizgim. Fill demiş P2, benim alt çizgim. Bunların ismi background olsun, rengi de RGB olarak da tanımlayabiliyoruz diye. Burada da güzel bir örnek olmuş. Rengi de bu olsun demiş ve ekrana basmış. Yani Bollinger Band'ları bizim basit hareketli ortalamamızı ekrana yazdırıyor. Orta çizgisi bu. Basit hareketli ortalamamızın periyodu kadar gerideki fiyatımızın datasının, yani son 20 mi bunun standart sapmasını hesaplıyor ve o standart sapmanın iki katına yukarı bir çizgi, iki kat altına da aşağı bir çizgi çekiyor. Bunlara da Bollinger bandları deniyor. Peki millet Bollinger bandını nasıl kullanıyor? Hemen ondan bahsedelim. Açıkçası ben kullanmıyorum. Yani alışamadığım için kullanmadım. Destek ve direnç bölgeleri olarak kullanıyorlarmış çoğu insanlar. Çünkü standart sapma olarak hesaplandığı için gördüğünüz gibi çok güzel destek ve direnç olarak çalışıyor. Alt noktaları da kontrol edebilirsiniz. Aşırı alış ve aşırı satış bölgelerini tespitinde işe yarıyormuş. Yukarı doğru yaklaştıkça aşırı alış bölgesi, yani satışların yapabileceğimiz yerler, aşağı doğru yaklaştıkça aşırı satışların yapıldığı yer, yani aslında alıma başlayabileceğimiz yerler olarak yorumlanabiliyormuş. Bollinger bantlarının kırılmasında şöyle durumlar varmış. Yukarı doğru kırılımında o trendin yönünde kuvvetli ataklar gelebilir. Trend yukarı doğru gidebilir. Aşağı kırılmasında aşağı doğru düşebilir diye de yorumlanabiliyormuş. Ama Bollinger bantlarının aşırı alım ve aşırı satış bölgelerinin tespitinde çok net sinyaller vermiyormuş. Bunu RSI ile beraber kullanmak daha doğru imiş. Bir de bantların daralması ile ilgili bir görüş var. Bu görüşte bantlar ne kadar daralırsa fiyat artık bir yerde patlayacak demek oluyormuş. Hemen burada bir bakalım. Bantlar bak gördüğünüz gibi daralmış. Burada iyicene bir yatay süreçten geçmiş ve en sonunda kuvvetli bir kırılım gelip yukarı doğru bir trend başlatmış. Umarım anlaşılmıştır. Hem Bollinger bantlarının nasıl kullanılabildiğini anlatmaya çalıştım. Hem de kodlarından bahsettim. Bu da trading bir kodlama serisine ekleyeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere.